Yazıcı Abdülhalim'in yanında eşkıyalık edip çeşitli Osmanlı valilerinin hizmetinde çavuşluk, ketüdağlık ve müteselimlik gibi vazifeler ifa etmiş olan Kalenderoğlu Mehmet, 1604'te talep ettiği sancak beyliğinin şahsına ihsan edilmemesinden dolayı isyan etti. Anadolu'daki diğer celali reislerini kendine çeken Kalenderoğlu, Manisa ve Aydın yörelerini yağmaladı. Ankara'yı zapt etmek için çok uğraşmasına rağmen şehir halkı celalilerin içeri girmesine müsaade etmedi. Halep'te Can Bolatoğlu Ali Paşa'nın üzerine ilerleyen kuyucu Murat Paşa, Kalenderoğlu'nu etkin olduğu bölgeden uzaklaştırmak amacıyla Ankara Sancakbeyi olduğuna dair bir menşur yolladı. Ankara Kadısı, büyük bir hevesle şehre gelen Kalenderoğlu'nu içeri almayıp Celali Reis'ini oyaladı. Kent dışında beklerken kuyucu Murat Paşa'nın Ankara Kadısı'na yolladığı mektubu ele geçiren Kalenderoğlu, oyuna getirildiğini anlayarak şehre saldırdı ama alamadı. Kısa bir süreliğine Bursa'yı ele geçirdi. Burada önemli devlet ricali komutasında üzerine gelen Osmanlı kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Aydın, Saruhan ve Hamitli üzerinden Karaman'a gitti. Bu sırada Kalenderoğlu'nun Halep'ten başkente gönderilen hazineyi yağmalamayı planladığını öğrenen kuyucu Murat Paşa, Maraş civarında Göksun Boğazı'nı tuttu. Bu mevkide hezimete uğrayan Kalenderoğlu, 9 Ağustos 1608 tarihinde etrafındakilerin çoğunu kaybetti. İran'a kaçtı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Bazı kaynaklar Kalenderoğlu'nun Anadolu'da hakimiyet kurma mücadelesi verdiğini söylese de bazı kaynaklar bu şekilde bir işaretin olmadığını da ifade etmektedir.